mesela. Yani yaklaşık 3,5 dönüm bir arazim vardır. Yani bu işi de 10 yıldan beri de yapıyorum. Daha önce fındık bahçesiydi. Fındık bahçesini söktükten sonra işte karpuzculuğa başladım. Çünkü daha eskiden büyüklerimiz de burası zaten karpuzluk zaten. Ha, ben de bundan da bir zevk alıyorum zaten. Hoşuma da gidiyor zaten. Çalışmaktan yani yorulmam etmem şey yapmam ben. Bu köşeli karpuz olsun, kaplı karpuz olsun, Ar-Ge çalışması da yaptım zaten. Uğraşmak da zor zaten. Sonunda şükürler olsun başardım onu zaten. Karadeniz bölgemiz olsun, Trabzon'umuz zaten bir ünlüdür. Yani dedim ki ben bunu dedim başaracağım. Sonunda çok şükürler olsun başardım bunu zaten. Ben bu karpuzları da zaten çok sevdim. Sayın Cumhurbaşkanımıza da hediye edeceğim zaten. Tabii kendisine direkt de verme şansımız da yoktu zaten. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Metin Genç'in aracıyla yani kendilerine de yollayacağım bunları. Şimdi satış olarak normal karpuzda şöyle diyeyim benze de bizim mahallemizde şey yapıyorum yani satıyorum zaten para kendi satıyorum bunu öyle toptan falan da verdim yok zaten işte karpuzcu temel diye talihsiz temel diye derler zaten gel benden karpuz gel alırlar zaten ama kaplı karpuzu yani belki yurt dışından da isteyen olabilir benden hani siparişler ona göre hareket edeceğim zaten. Yetiştirmesi de çok zor. Öyle basit iş değil bunlar öyle. Yapayım gelişi güzel. Bunlar kolay değil. Kaplı karpuzu yapmak. Yani hatta dedim ki Japonlar yapaydı. Karadeniz'de temel yazıcı niye yapmasın bunu dedi. Ya bizim de lakabımız da zaten fırtına temel derler zaten. Ben de zaten hiç pes etmem zaten. Çalışmaya da çok meraklıyımdı zaten. Azimliyimdi zaten.